Yalan makinesi başlıyor. Ay yalan makinesi. Burada geçen hafta arkadaşım şey dedi, bizim programın adını unutmuş. Ya neydi neydi, zaman kaybı başladı mı falan gibi şakalar yapılıyor arkamızda. Beyaz Show başlamış televizyonda tekrar. Bize rakip olarak değil de. Tekrar bölümleriyle başlamış. Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'u hiç izlememiş hayatı boyunca. Şey gibi değil, kelime şakası gibi değil yani. Gerçekten hiç yayınlandıktan sonra hiç izlememiş. Biraz yalan gelmedi mi bu ama? Bana da çok doğru geldi. Çünkü bu kadar tutmasının sebebi de belki Beyaz'ın hiç izlememesidir. ya bizim programımız da bu arada çok az izleniyor. Bizim programımız biraz şeye benziyor. 30 ilartı Zonguldak. Zaman makinesi biraz Zonguldak'a benziyor. Büyük şey olamamışız. Ozgat gibi geliyor ama hani böyle kimse gelip bakmadığı için içeriğine her şeyimi anlatıyorum böyle. Sevgili günlük oldu artık zaman evet makinesi. Yani biz bir gün yayında küfür etsek kimsenin haberi olmayacak. Bu bizi üzüyor. Beğenmiyorlar mı? O zaman ben onlara çok yani şu an terk eden etsin veya şu an hiç izlemeyenler bu güzel haberi kaçırıyor. Dur zaten 300 kişi var. Gitsin falan yapma öyle. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Bayılıyorum buna da. Ben sürekli kaybedip ben yapıyor gibiyim. Evet. Makas. Makas. Aa. Sen kaybettin. Sanki geç yaptın gibi ama evet sorun değil. Hanımlar beyler, burası YouTube, burası Kurtlar Sofrası, burası Zaman Makinesi, burası benim odam, burası da Naz'ın odası. Evlerimizde kaldık ve Zaman Makinesi evlerimize taşıdık. Umarım bu karantina günlerinde sizlerle beraber, Arda'nın mutfağı gibi açtım. Sizlerle beraber güzel yemekler yaparız. Malzemelerimizi nasıl sayacak şimdi bizi? Princeton Üniversitesi'nden bir grup akıllı, ama akıllı tuvalet geliştirdim. Klozet poponun... Çok pardon, bir şey sorabilir miyim? Bir grup akıllı derken bir grup virgül akıllı tuvalet geliştirdi değil mi? Doğru okuduk haberi. Şey gibi oldu. Bir grup akıllı... Tuvalet geliştirmişler. Klozet poponun şeklinden kullanıcıları tanıyor ve atıklarının sağlığını takip ediyor. Ayrıca klozette parmak izi tarayacak ve kamerada bulunuyor. Şey mi, ben misafirliğe gidiyorum, sizin evde var diyeyim ki geldim size, lavabonuzu kullanmak istedim falan. Ötüyor mu yani ben oturunca falan? Hani parmak izinden kasıt... Ya Naz şunu bir açın da biz biz de şimdi... Öyle bir şey mi yani? Çok... Buraya bip koyabilir mi ben bilmiyorum. Ayrıca bir okul kanalında yayınlayacağız ama bu kadar güzel konuşan nadir insanlar. Antalya'da koronavirüs kapsamında evlerinden çıkamayanlara moral vermek için bir adam örümcek adam kostümü giyip sokakları geziyor. Ben bunu televizyonda gördüm. Altına da şey yazmışlar. Ağlarını iyilik için örüyorum diye. O gizemli havası mikrofonu görür görmez hemen maske çıkartıyor falan. Ve adam işin ilginç tarafı Peter Parker'a benziyor. Çok. Gerçekten ben benzettim. Yani yakışıklılık tabii göreceli. Benim kadar olmasa da karizması var. Burayı kesin atacaklar da. Belki sen bu Spider-Man'e Peter Parker'a çok benziyorsun. Sen bence kesinlikle Spider-Man olmasın dediler ve adam bu yolda bu işe gönül koydu küçüklüğünden beri ve Spider-Man deyip duruyor. Süper Spider-Man demek istiyorsun ama öyle bir kategori henüz yok. Bir de şey yani insanların bahçe kapılarının üstünden atlıyor falan. Gerek yok, kapıyı açsa girer zaten. Normal çit var, çitin üstünden atlıyor falan. Yani ama Antalya halkı da onu bir kabul etmiş, bir sarmalamış herhalde. Antalya'da bir kesim uzaktan deli geliyor deli diye gösteriyorlar. Sokağa çıktığı için ceza kesilen kişi itiraz etti. Bir başka kişinin itiraz etme ye cezanı demesi üzerine itiraz edilen kişi gözaltına alınınca da bu niye gelmiyor abi, bu da sokakta hatırlatmasıyla diğer kişi de gözaltına alınmış. Bu küçük tiyatromuz içinde bir haftadır bu rolümüze çalışıyoruz ikimiz de. Bu haberi nasıl seslendiririz? Sen mesela cezayısın. Benim seni gördüğümde uzaklaşmam gerekir ama işte bazı insanlar dayanamıyor. Ne gerek var, sen kaçsan aslında. Ay başıma bir anı geldi, söyleyeyim mi şu an, çok illegal bir anı. Sokağa çıkma yasağı olduğu gün biz delirdik ve bir anda aşağıdaki markete indik cips almaya. O böyle kepenki sonuna kadar kapatıyorlar, tamam mı, marketçiler böyle en aşağıya kadar ve altından sokuyorlar ve ışıklar da kapalı, karanlıkta alışveriş yapıyoruz. Sonra o kepenk bozuldu, biz çıkamıyoruz. Çok isterdim seni şovalarda görmek. 1977 yılında Diyarbakır yolcu uçağı 17 yaşındaki iki öğrenci tarafından Beyrut'a kaçırıldı.
Benim hep merak ettiğim şey var. Keşke bir pilot tanıdığımız olsa da. Bu videonun altında pilot varsa yaz. Uçakta gidiyoruz. Atıyorum İzmir uçağı. Bütün uçağın içindeki insanlar dese ki ya biz kararımızı değiştirdik. Ankara'ya gitmek istiyoruz. Uçak acaba gidebiliyor? Benim en merak ettiğim soru bu. Acaba uçağın içindeki insanlar ekler. Hani böyle filmlerde olur ya. İşte kız arkadaşı için adam uçağa biner. Yanlış uçağa binmiştir. Ya saçma benim şey arkadaşım yaptı onu ya. O da yok da şeyi terk etmeler. Sevgilimden ayrıldım ben Antalya'ya gidemem diye çıldırıp bir anda şeyden indi. Aa, o cidden mi? Ben öyle bir şey olsa uçak bilet parasını da bir düşünürüm ya. İndirimden de almadık. 1997 yılında genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvan olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen Dolly adlı koyunun İskoçya'daki Roslin Enstitüsü'nde klonlandığı duyuruldu. Koyun Dolly'yi hatırlıyor musun? Evet evet hatırlıyorum. Küçükken böyle çok bir herkese bir umut vermişti yaşay anlamında. Bildi. Bir popüler var. Koyun Dolly çok ünlüydü. Ya bizden de bir tane yaparlarsa ve klasik işte ilkokul ortaokul çocuğunun bizim yerimize okula gider mi falan diye. Ama kimse şunu düşünmedi. Mesela benim klonum var. Ya demez mi? Niye ben okula gidiyorum? Onu nasıl ikna edeceğim? Yapay zeka biraz belki. Biliyor musun yapay zeka? Kendime bir hard disk istiyorum ki beynimdeki her şeyi boşaltıp ona ekleyeyim. İhtiyacım olunca hard diski takıp alayım. Bu yapay zekayı aşar. Ben yapay zekadan kastım. Kumanda falan ya. Ben hala şaşırıyorum ya. Böyle. Kablosuz internet falan. Böyle çok neye şaşırıyorum? AirPods'lara falan şaşırıyor musun öyle şeylere? Vallahi çok şaşırıyorum ya. AirPods'a gerçekten ilk çıktı. İlk metrobüse gördüm. Gerçekten böyle bir anlam veremiyorum. Ya diyorum bir şey mi protesto ediyoruz acaba falan. Ne mi sandın? Kabloları kesmişler kulağına takmış. Acaba dedim hani metrobüste şey mi artık? Susun artık susun. Falan hani. Koyun dolden nerelere? Adana polise kalmamak için sobada 1,5 kilo eser yakıp dumanından sızan aile ne yapalım hava çok soğuktu diyeli 3 yıl oldu. Kötü bir şey herhalde. Esrar yani kötü bir şey. Yani uyuşturucu kötü de hani zarar vermiş midir kalıcı olarak bilmiyorum. Soruya bak, kamu spotu gibi sordu. Esrar kötüdür değil mi? Evet, esrar kötüdür. Adam öyle bir söyledi ki yani Pablo Escobar'mış gibi. Hani. Onun öyle bir hikayesi var ya, kız uyuşmasın diye milyon dolar vermeyeyim. Sobada bayağı bildim. Bir dakika, ben şu an bu haberi şu an okuyorum. Sobada 1,5 kilo esrarı yakması şok. Kağıt yok muymuş da esrar yapmış? Naz bir saattir haberi konuşuyoruz. Sen nasıl şimdi okuyorsun haberi ya? Neyse tamam anladım. Ay, ben sızmayı anladım. Sızmayı bir anladım şimdi sobaya dank etti. Geçiyoruz. İspanya'da yaşayan 57 yaşındaki bir kadının çevresindekilere selam vermekten sıkıldığı için 28 yıl boyunca kör taklidi yaptığı ortaya çıkalı 3 yıl oldu. Çok iyi bir çok iyi biriymiş. Bana niye bilmiyorum. Bana çok terbiyesizlik geldi. Ayıp ya. Çok bazen istiyorum herkese sarılayım, günaydın demek isteyeyim falan. Böyle bazen içinden şey yapamam onu baskılıyorum çünkü utanıyorum. Karşıdan ne tepki geleceğini bilemiyorum. Ya da belki kadın bence sadece konuşmanızı sevmiyor. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz kahvesini evde yaptığını açıklayarak şirketi zor durumda bırakalı 6 yıl olmuş. Bazen büyük firmalar oluyor böyle. Apple falan mesela atıyorum. Windows kullanıyor falan. Acaba ben hep onu merak ediyorum. Mesela ne bileyim acaba içinden Samsung telefon kullanan var mı? Ya orada çalsa ya bir anda. Marlboro sigara fabrikasının sahibi, firmasının sahibinin cebinde acaba Camel var mıdır gibi. Ya şey desene mesela bana ağır geliyor bu mesela. Yönetmensin veya işte senaristsin, bir şeyse film yapımcısısın ve ama korsan CD izliyorsun mesela, anladın mı? İyice ya, hala. İçtiği film cehennemi yazıyor falan. O kadar olmaz da şey yüzücü olur mesela, yani Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz falan hepsinin ortak hesabı. Hesapları yan yazıyor, ortak açmışlar az tutsun diye. Tamam. Kaybettik ya, sinemayı da yine sarsacak filmlerimizi. Hanımlar beyler, zaman makinesi bu hafta da evimizde sonuna geldi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evinizde kalın. Kısa da bir bilgi vereyim. Virüs haftaya çarşamba gibi bitecek. Bu yayınlandıktan sonra. Bunu da not alın. Çok iddialı oldum. İnşallah böyle. Seviyoruz. Gerçekten mi? Hadi bay bay. Sen bana da soru söylersin. Ben anlatacağım sana. Aşıyı bulduk. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.
Romanya'da falcı ve büyücüleri vergiye bağlayan yasa tasarısı lanetlenme korkusu yüzünden Senato tarafından reddedildi. 10 yıl oldu. Bence de büyücüyü bu arada işte hani şey anlamında iyi bir büyücüyüm, anladın mı? Hani hemen mesela şu an derim ki bu yayın hemen bir anda çat diye kapansın derim, kapanır.